At silahını yüzbaşı! At silahını dedim! At silahını! Yoksa kızın beynini dağıtırım! Ateş et lan! Sen daha tetiği çekmeden ben beynini dağıtırım köpek! Çıvan komutanı dinle lan! Yoksa sıkarım kafanı! At silahını Serdar abi. Silahı tamam bayağı. İkimizin hayatı da benim namlumun ucunda. Anladın mı? At silahını yüzbaşı. Buraya kadar. Sakın Maya, anladın mı? Derdi seni öfkelendirmek kısmı, anladın mı? Bu
azıcık öldürmüş bütün ailemi Serdar abi. Bırak beni. Derdi bu diyorum sana. Seni öfkelendirip açığa çıkarmak istiyorum, anladın mı? Maya! Bende de hiç ciğer yokmuş be. Biz de seni bir şey zannediyorduk. Beş para bile etmezmişsin. Çık, ben vururum seni aga. Doktor, burası senin, tamam mı? Hadi! Baya! Yaptıklarının hesabını tek tek vereceksin. Yiğit'in katili. Kardeşlerimin katili içeride. Bu yaptıklarının cezasını çekecek. Adamın derdi seni buraya çekmedi. Anlamıyor musun? Aga, şerefsiz arkadan kaçıyor. Bir daha sakın yanından ayrılma, tamam mı? Anladın mı? Hadi yürü şimdi, yürü. Aga, çok kalabalıklar, koş. Hadi yürü, koş, hadi. Hadi. Kaçıyorlar. Yürüyün lan. Aga benimki bitti bile. Yüzbaşı! Canını kurtar lan! Bırak kızı, bas git lan buradan! Aya! Geberteceğim lan seni! Parçalara ayıracağım! Yüzbaşı! Sen de öldür lan artık! Buradan çıkışınız yok! Rahşeyna hürf. Devam, daha yüksek.
Gel buraya gel. Ya aga bir şey diyeceğim yani aklımda kaldı. Senin orada okuduğun dua. Yasin suresi doktor. 9. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hem önlerinden hem arkalarından biz sed yaparak öylesine çepeçevre sardık ki artık hiç göremezler bunlar. Yasin suresi aga. Her devrin bir firavunu, her firavunun da bir Musa'sı vardır doktor. Ama unutma, bazen bu zalim Nemrut olur, karşısında İbrahim Nebi'yi bulur. Bazen Ebu Cehil olur, karşısında Peygamber Efendimiz'i bulur. Bazen de Yezid olur, karşısında dimdik İmam Hüseyin'i bulur. Celil abimiz bekliyordur Serdar abi. Orası artık bizim için tekin değil Maya. Hadi binin. Tamam mı? Öldü mü o baş belası? Yok. Başaramadık Deniz. Ne demek başaramadık? Yüzbaşı tek başınaydı. Yanında sadece Maya vardı. Tamam Deniz. Gelme üstüme. Doktor denen mahlukat da çıktı ortaya. Yüzbaşı ile Maya'yı kurtardı. İşin bitti Şivan. Şahmaran canını okuyacak. Şahmaran'a rapor etme. Elinde sonunda Maya geberecek. Sen gittikleri yeri bulacaksın Deniz. Ama o yüzbaşı şeytanın teki. Bunu Maya'nın yanında uzaklaştırmak gerekiyor. Bir şeyler düşün doktor. Yüzbaşı ne tarafa doğru gidiyor Şivan? Yüzbaşı ve Maya külüstür araçla eski çarşıya doğru gidiyorlar doktor. Tamam kapat. Jandarma imdat. Bir ihbarım var. Sungurlar timinin aranan komutanı Yüzbaşı Serdar Mert'i eski model bir araçla eski çarşı civarına giderken gördüm. 3 kişiler. Aga, nereye gidiyoruz? Zelal'in eski evine gidiyoruz doktor. Zelal Sultan'ın evi ha? Mekanı cennet olsun Zelal Sultan. Aga bir sıkıntı olma. Doktor, yakalanırsak kötü olur. Haklısın aga. Alçaklar bayram eder. Doktor, hadi çıkar bizi buradan. Aga ne diyorsun? Gaza basayım dağıtayım geçeyim istiyorsan ha? Olmaz doktor. Bu çocuklar bizim kendi askerimiz. Yaralanabilirler. Sizi tanırlarsa tutuklarlar Serdar abi. Maya, kaçmaya kalkarsak daha kötü şeyler olabilir. Aga tamam, muhteşem bir fikir geldi. Maya, sen oraya hastaymış gibi yap, tamam mı? Koltuğa hastaymış gibi yap. Tamam, tamam doktor. Dur, dur, dur! Komutan, bizim hastamız var da çok felaket derecede kötü durumda. Acil hastaneye yetişmemiz lazım bizim. Bugün herkesin hastası var ha. Ya yalnız böyle böyle bir hasta değil ha. Bir tane ama su çiçeği. Yani bulaşıcı da. Bak size bulaşırsa çoluğunuz çocuğunuz olmaz kısır kalırsınız. Yüzünüzde cılk cılk yaralar çıkar. Allah göstermesin benden demesi. Biraz evvelki araçta da bulaşıcı hastalığı olan biri vardı. Araçtan 3 tane uzun namlulu silah çıktı.
Şaka. Şaka yaptın, yakaladım. Ne kadar da esprili bir asubasın sen ya. Like like like. İnaşı. Arayın aracı. Bayanı da. Ya bu su çiçeği numarasını da ilçede herkes öğrendi he. Komutanım, bundan silah çıktı. Aa, bu ne? Ya ne silah dediğin şu bu ya? Bu ne dedi ya? Benim çok tatlı. Değişik bir büyük dedem var. Ondan parayı aldı gel. Deden daha mı geçmiş ha? Baksana. 14'lüsü varmış. Baş. Ruhu çok gençtir. Ruhu. Sen neyin aşağı? Hadi, hadi. Arayın. Hadi, hadi, hadi. Sen aranan yüzbaşı Serdar Mert. Ya ne alakası var? Kendisi şen dersin. Bunun bomba terazileri. Saat çıktı. Kim ol bir yazı? Ne sesini lan? Oldu. Ömer. Benim oğlum, pardon Celil. Öyle tip tip bakma suratıma. Duymuştum yüz olayınızı da, yani böyle görünce çıkaramadım birden. Uzatma Ömer. Suratımda taşıdığım suratın tipsizliğini biliyorum. Bunlar benimle. Sorun yok. Komutanım, bu adam aranan Serdar Yüzbaşı. İhbar edin. Zaten bu uygulama onun için. Aslanım, duymadın mı beni? Sorun yok diyorsam sorun yoktur. Siz öyle diyorsanız, öyledir komutanım. Bak, biz beraberiz işte. Alayım silahı. Teşekkürler arkadaşlar ya. Ya pardon. Bırakma da korkun canım, bana atıyorsun ya. Kastayım sana. Kastayım sana ya. Ben bu suratla kordon yumrukları da atıyorum doktor. İstersen tadına bir bak. Doktor, siz hemen araca binip tamam, gidin. Komutanım. Burada ne işiniz var? Size iyi nöbetler. Eski karargaha gidecektik. Celil, ortada durmayalım. Zaten hakkımızda ihbar varmış. Biz şöyle gidelim. Celil. Gizli karargaha gelirken şerefsizlerin pususuna düştük. Nasıl olur komutanım? Nasıl olduğunu bilmiyorum Celil. Ama aramızda kesin bir sızıntı var. Şerefsizler oraya gittiğimizi öğrenmişler. Gizli karargahta buluşacağımızı telefonda konuştuk. Orayı sadece ikimiz biliyorduk komutanım. Bu konuşmayı biri duymuş olmalı Celil. Heh. Bizim çocuklardan biri dinlemiş olmalı. Timcilerin arasına bir her yere sızmış olabilir komutanım. Sanmıyorum Celil. Ben gene de araştıracağım komutanım. O sızıntıyı bulup tıklayacağım. Size güvenli bir yer bulalım komutanım. Biz Selin'in eski evine gidiyoruz canım. Ben orayı bilmiyorum komutanım. Tam yerini ben de bilmiyorum. Gidince ben seni arayacağım orada, tamam mı? Tamam komutanım. Celil, sen telsizini bana ver. Ulan gidecekleri yeri söylemedi yüzbaşı be. Bekleyeceğiz Şivan. Elbet nerede olduklarını öğreneceğiz. Aha, bizim rahmetli Zeller Sultan'ın sarayı burasıydı işte. Thank you.
dolabı duman, odası toz olmuş dolabı duman. Uyan ahu gözlüm uykudan uyan, oy gelin gelin sevdalı gelin, öldürdün beni. Uyan ahu gözlüm uykudan uyan, oy gelin gelin sevdalı gelin, öldürdün beni. Ellerin elime değdi zaman, ellerin elime değdi zaman. Uzun zamandır kapısı açılmadı bu arada. Ne bileyim, ister ölüm olsun ister ayrılık, oy gelin gelin sevdalı gelin. Zeler Sultan'ı bilirsin aga, biraz titiz kadın. Her şeyin üstüne işte böyle örtü atardı, ne yapsın kızcağız. Akşam şunu da alayım ben. Ama akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdalı gelin, öldürdün beni. Beni koyup yad ellere varırsın, beni koyup yad ellere varırsın. Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin sevdalı gelin, öldürdün beni. Doktor, mekanları cennet olur inşallah. Ya aga işte, Zeler Sultan'dan çocuklar öyle gözümün önüne geldiler. Buraya gelmekle hata yaptık doktor. Acıların tazelendi. Yok aga, yok yok, hiçbir sıkıntı yok. Doktor, Zeler kimdi? Zeler. Zeler benim sultanımdı. Evimin neşesiydi, gönlümün huzuruydu. Gül gibi çocuklarımın anasıydı. Of. Aga, evde de azaltılacak hiçbir şey yoktur ha. Tamam doktor, ben köye gidip bir şeyler alıp geleyim. Yok aga, şimdi hava kötü yani. Kararıyor zaten. Ben çıkayım, burada zaten benim tanıdıklar çok. Onlar da akşam için bir şeyler alır. Sonra onu hallederiz ama. Peki doktor. Ben de çevreye bir göz atayım. Bir de albayla konuşayım, tamam mı? Tamam, tamam aga. Maya sen de o kadar eğreti durma. Otur buraya, ama rahat et. Kendi evin gibisin. Otur hadi, çök göreceğim. Çök göreceğim. Sağ ol doktor. Hah, gördüm. Doktor, Şahmaran'ın adamları burayı bulamaz değil mi? Burada güvendeyiz komutanım. Bizler iyiyiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Celil olanları anlattı Serdar. İçeride bir sızıntı olduğu belli. Sızıntıyı tıkayıncaya kadar nerede olduğunu konuşmayacağız. Ay ışığı burada Serdar. Sızıntı nerede ona bakacak. Tim hazır bekliyor komutanım. Oraya gelebiliriz. İki aslanı şehit verdik Celil. Yeni şehitler olmasın. Allah'ın izniyle bu işi yalnız başıma çözeceğim. Bir sıkıntı olursa biz hemen orada oluruz komutanım. Anlaşıldı Celil. Tamam. Sızıntı olduğunu anladılar. Nerede olduğunu konuşmuyorlar. Sakin ol. Bir açık verecekler.
Eninde sonunda Maya'yı bulacağız. Ne düşünüyorsun doktor? Al beni söylediğini. Sızıntıyı tıkayacak yüzbaşıya yardım edecek o eşya kim onu? Başımıza bela açacak belli ki biri. O soytarıların haber kaynağını bulmalıyız komutanım. İçerideki hain kimse ortaya çıkmalı. Bulacağız Cemil. Ayşe sızıntının kaynağını tespit edecek. Hem de Serdar'a gizlice destek olacaktır. Otur kızım otur. Hoş geldin Meryem kızım. Sağ olun efendim. İçimizde bir sızıntı var. Acil bulmamız lazım. Ben bu işle ilgileneceğim. Şahmaran'ın çakalı Şivan, ilçede gizli gizli paralı asker topluyor. Aralarına sızmaya çalışacağım. Ne yapacağını biliyorsun Maya. O hain Şivan'a kim bilgi sızdırıyor onu bul. Maya'ya yapılacak saldırıları önceden bilip Serdar'ı uyarmam lazım. Emredersiniz komutanım. Peki kumpas Şahmaran'ı ne yapacağız komutanım? Yani sonuçta bizim içimizde olup bize ihanet etti. Çok fazla masumun kanı var elinde. Sakın dokunma ona. Dön. Yavuz Bey. Eğer isterseniz özel bir operasyonla... Şimdilik Şahmaran yaşamalı. Serdar'ı temize çıkaracak deliller o alçağın elinde. O dosyaya ulaşmadan Şahmaran ölürse Serdar temize çıkamaz. Orduya geri dönemez. Bittik!
kaçın! Ne oluyor lan? Herkes ağır atış altındayız. Acil takviye lazım. Bir sur hallet, hem eylet. Ahmet, nereye gidiyorsun Ahmet? Hadi lan, hadi çıkın. Hadi! Nerede kaldınız lan? Bu ne lan? Başımızda bela azmış gibi. Buradalıkta katılacakları beklerken polis bastı. Ha bu yoldaş olmasaydı canımızı kurtaramazdık Şivan Komutan. Kaçarken de bunu yanımıza aldık. Kimsin lan sen? Adım Zeliha. Suriye'den geldim. Erdili kampında kalıyorum. Ama bunlar kocamı, kardeşimi öldürdüler. Bacımı sattılar. Ben de o günden sonra bunları düşman bildim. Kabul ederseniz yanınızda kalmak istiyorum. Atıcılıkta da iyiyimdir. Göreceğiz bakalım. Alın lan şunu. Sıkın kafasını. Yere. Durun biraz. Belki de o albayın gönderdiği ay ışığını biliyordur. Allah'ım, beni biliyorlar. Söyle bakalım. Ay ışığı kim? İçimizdeki ajanınız kim? Söyle lan! Bilmiyorum. Konuşmazsan öleceksin. Söyle, kurtul. Bilmiyorum. Bilsem de söylemem. Durmayın, öldürecekseniz öldürün. İyi. Sen bilirsin. Dur. Sen bırak. Kahraman arkadaşımız bitirsin işini. Al bunu, gebert gel. Akşam haberlerde çıkmazsa sen çıkarsın haberlere. Yürü. Yürü. Yürü dedim be. Gel. İn aşağı. İn aşağı. Bana bak. Sakın bu olanları kimseye anlatma. Adamların elinden kaçtın, kurtuldun. Kim olduklarını ve yerlerini bilmiyorsun. Anlaştık mı? Yürüsene. Hadi. Yürüsene artık. Albayım, içlerine girdim. Ancak sizden bir ricam var. Söyle, dinliyorum. Ellerinde bir polis vardı. Onu infaz etmemi istediler. Akşam haberlerinde görmezlerse güvenlerini kazanamam. Tamam kızım, sen merak etme. Sağ olun albayım. Ben size sızıntı nereden kaynaklanıyor, planları ne haber veririm. Artık güvendesin Serdar. Thank you.
Serdar abi dışarıda dolaşıp duruyor. Doktor, bu ev sana eskileri hatırlattı. Hatırlattı ya, hatırlattı. Zelal Sultan'la, çocuklarla. Burada biz çok, çok güzel günler yaşadık. Zelal'le çocuklara ne oldu doktor? Eve gideceğiz, hepimiz iyi olacağız. Ayşe'cim, Ayşe'cim aç gözünü çocuğum, aç gözünü, gözünü aç. Aç, açsana kızım gözünü. Kadir, Kadir kızım, kızım aç gözünü kızım. Kızım niye, niye nefes alıyor bu ya? Fatih. Oğlum hadi kalsana. Oğlum hadi gözünü aç. Nefes alsana oğlum. Oğlum, çocuklarım size ne oluyor ya? Selen, Selen, Selen. Selen ne oluyor size? Selen ne oluyor size Selen? Selen ne olur hadi. Benim yüzümden ölmüş. Benim yüzümden ölmüş. Zelal'i de, çocukları da, gözü önünde öldürdüler. Çok üzüldüm doktor. Sevdiklerini kaybetmenin acısını iyi bilirim ben. Sana bir şey diyeyim mi Maya? Ne olursun olsun. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, bir daha onların yerine başka kimseyi koyamazsın. Ah. Keşke, keşke Zafer'le evlenseydin be doktor. Ah. Ah. Şu an var ya içimdeki bütün duygular alt üst oldu ya. Bütün havayı atmosferi bozdun, mahvettin vallahi, sinir ettin beni ha. Hem o Zafer kim ya, Zafer kim? Boynu altında kalsın kıvırcık kafalı yalancı düzenbaz. Ya. Bu cam niye kırık ya? Nene? Neredesin?
Kim bu münasebetsiz müsaade ya? Ya kodurdun çatladın. Bas. Alo, ne var? Doktor! Soysuz herif! Geri zekalıya bak, ettiği lafa bak. Sensin lan soysuz, aşağılık! Ulan kızımdan, yavrumdan ne istedin ulan? Onun ne günahı vardı? Ne? Ama sen dur! Bunun hesabını öyle bir soracağım ki senden. Ya kızım sen var ya, gerçekten kafayı yemişsin ya. Palavralara başladın gene. Ya sen ne kadar utanmazsın? Ne kadar bir şeymişsin kızım? Oyunu bırak doktor. Kızımı buldun. Onu kurdakuşa yem ettin. Parçalattın yavrumu. Ben de seni parça parça edeceğim. Ulan babamı, kızımı öldürdün. Ben senin kabusunum artık. Benden kurtuluşun yok. Gel gel gel. Kapattım, al ben de kapattım. Bahar geldi. Doktor, sen mi geldin? Ya ne kadar saçma soruların var senin? Ne kadar da saçma soruların var? Yok daha ben gelmedim şu. Köşede miyim, neyim acaba ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel, gel hadi çök. Aga hele gel buyur otur. Çorba soğumadan hemen içelim aga. Aha. Maya. Bunları nereden buldun? Portakallı ördek mi yaptık da getirdik acaba? Bunları da değil, karama çorbasıyla gördüğün gibi bulgur pilavı. Yer, evinde bunlar da mutlaka ol. Zaten bu da olmadı mı köylü de değil, ölür. Muhtarın karısı yapmış vallahi. Çok güzel yufka ekmek var. Yufka ekmekten de yiyin. Yufka ekmekten de yiyin. Doktor, hayırdır? Demeyeyim diyordum da işte gelirken şurada Safir aradı. Neymiş? Kızını öldürdü. Babasını, anasını, dedesini. Bütün sülalesinde kim varsa ben toplu katliam yapmışım ya. Orada tutuyor bana. Neymiş? Tahdit ediyor. Geleceğimiş de ben öldüreceğimiş. Aman gel öldür. Onun kızı mı varmış? Ha? Nasıl olur? Ya hiç bahsetmedi. Ya sonuçta babasından da bahsetmedi. Babası çıktı ama değil mi? Yani o kız kendiliğinden olmadı. Bunun bir babası da olacak yani sonuçta. Bir kocası çıkacak yani. Hiç şaşırmadım. Allah'a ben ne diyeyim ki? Ben nerede düzenbaz varsa zaten gidip ona toslarım. Tamam doktor. Boş ver, takma kafana. Çorbanı iç. Haklısın ama işte bir yükseldim bir. Serdar abi. Bana bir silah verir misin? Bu da nereden çıktı şimdi Maya? Kendimi korumak için Serdar abi. Aga yani bence Maya kızaktı yani. Her dünyada belli. Düzenbazlığa, sahtekarlığa, hainle dolu. Nerede pislik varsa burada. Tamam Maya merak etme dur. Doktor. He? Hayır. Onun hayatında silahın yeri yok. Maya. Nereden çıktı bu silah hevesi? Ha? O alçaklar beni öldürmek istiyor Serdar abi. Maya, biz varken seni kimse öldüremez, anladın mı? Bize güvenmiyor musun? Güvenli denen çiftliği gelip bulup bastılar. Güvenli eve giderken saldırdılar. Husun! Demiş, beni içeri al demiş! Beni yalnız yakalasalar da öldürürlerdi. O şerefsizleri yok edinceye kadar ben senin yanında olacağım. Serdar abi, burayı da bulacaklar.
Burayı kimse bulamaz. Burayı tek bilen Celil. Anladın mı? Gittiğimiz yeri de bir tek o biliyordu Serdar abi. Türkiye'den sığınma talep eden ve mahkemede çok önemli bilgiler vereceği söylenen Suriyeli sığınmacı Maya'nın nerede olduğunu güvenlik kuvvetleri sır gibi saklıyor. Maya'nın mahkemede ifade vereceği güne kadar ortaya çıkmayacağı belirtiliyor. Geberteceğim lan seni. Sayın seyirciler, bugün bir polis memuru daha şehit oldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından... Aferin kız sana. İyi iş çıkardın. Göreceğiz. Ne yapıyorsun sen burada? Siz gidince peşinizden geldi. Arkasından takip ettim. Odayı dinliyordu. Beni görünce ateş etmek istedi ama dedim size iyi atıcıyımdır. Ölmüş bu. Pislik ajan. Alın lan bu cesedi. Atın bir kenara. Tamam Şivan komutan. Beni emretmişsiniz komutanım. Serdar Maya'yı tek başına korumakta kararlı. Ama ben onun için endişeleniyorum. Onları uzaktan korumaya almalıyız Celil. Hazırız komutanım. Burada sadece ikimiz varız. Bizi kimse dinleyemez. Sızıntı olmaz. Serdar nerede? Doktorun rahmetli karısı Zeler'in eski evindeler komutanım. Doktor, yüzbaşının yerini konuşuyor. Ben o evin yerini tam bilmiyorum komutanım. Bir mezradaydı. Doktorun dosyasında yazılı. Çamlıköy mezrasında o ev. Sabah oraya giden yolları kesin. Köye giriş çıkışları kontrol altına alın. Emredersiniz komutanım. Çamlıköy mezrasındalar. Bu sefer bitir şu işi. Yüzbaşı, doktor Maya. Üçünü de tabutta getireceğim. Kız uyudu. Hele aga geç sen de gözünü seveyim uyu biraz ha. Evet ben beklerim. Yok doktor. Ben beklerim sen uyu. Yaralısın zaten. Ben hastanede bir hafta kaldım ya. Vallahi 3 aylık uyudum ya. Aga gözünü seveyim sırtın biraz döşek görsün. Geç uyu ya. Tamam doktor. Tamam. Doktor namaz geçiyor. Önce bir namazı kılayım. Dikkatli ol sen olur mu? Aga hiç merak etme sen gönül rahatlığıyla geçip uyu. Burası emniyetli ama burada bizi hayatta bulamazlar. Allah'a emanet. Allah rahatlık versin aga.
Hazırlanın, giyinin, silahlanın. Çıkıyoruz. Eylem mi var komutan? Gidince görürsün. El bombası da aldım. Sen burada. Bir daha ne zaman fırsat bulurum belli olmaz. Tedbirli olmak istedim. Aferin sana. Yanınızda telefon telsiz olmayacak. Birinizde bulursam sıkarım kafanızı. Eylem sırasında gerekenleri ben vereceğim. Allah'ım, ne yapacağım? Serdar'ın hiçbir şeyden haberi yok. Bismillah.
aferin gerçekten Mayak. Demek ki bu işler senin mayanda var. Bir taneyi bile es geçmedi. Takıra takıra hepsini vurdun. Savamadan sağlam ders aldım. Hem bu iş bisiklete binmek gibi. Bir öğrenince bir daha unutulmuyor. Keşke unutulsa be Maya. Keşke unutulsa. Tamam bak şimdi. Şu dirseği biraz daha şöyle kalkık tutacağım, tamam mı? Şöyle mi? Ya öyle tamam da şunu bir bana tutma be Maya. Aa aha, hoş geldin. Maya, olmadı. Sana silah yok demedim mi? Serdar abi. Ya hiç sıkıntı yok. Vallahi Maya bu işi çocukluktan biliyor musun zaten? Takıra takıra indirdi hepsini. Sorun iyi bilip bilmemesi değil doktor. Maya silah kullanmayacak. Beni anladınız mı? Ha? Neden ama Serdar abi, neden? Maya, sen bu işlerden kurtulmak için bize sığındın. Sen mücadeleni silahsız sürdüreceksin. Doktor, bir daha Maya'nın elinde silah görmeyeceğim. Tamam baba, merak etme. Ver kız şunu. Ya ağa, kızın güvenliği tehlikede. Hem yani bozuldu da kız. Doktor, Maya eline silah alırsa bir daha bırakmaz. Kardeşleri, babası, Yiğit derken kendini onların yanında bulur. Anladım ağa, anladım. Hayatı bizim gibi yaşamasını istiyorsun. Ben köye gidip yiyecek bir şeyler alayım. Tamam ağa, anahtar şeyde, arabanın üstünde. Kadar haklı yani. Sen hep onun dediğini yapıyorsun. Ne yapayım yani? Senin dediğini mi yapacağız? Tabii ki Aga'nın dediğini yapacağım. O Aga, komutan, komutan kendisi. Ne derse o, biz de böyle. Maya bak. Aga tamam orada biraz sert yaptı ama sonuçta seni düşündü. Seni düşündüğünden öyle yaptı. Yani gördün işte bizim hayatımızı. O da senin bizim yaşadığımız hayatı yaşamanı istemiyor yani. O yüzden anladın mı? Hayır. Serdar abi çok sert. Aksi biri. Aa, hiç bu lafları duymamış olayım. Gerçekten de alakası yok aslında. Var ya, gerçekten Aga normal zamanında nasıl güzel böyle altın gibi bir kalbi vardır. Ben o kalbi hiç görmedim doktor. Öyle olsaydı yalnız yaşamazdı. Karısı var mı? Çocukları var mı? Yok. Evlendi aslında. Ama evlendiği gün onun da karısı teröristler elinden aldı. Filan! Çok üzüldüm doktor. İşte gördün Maya, yani bizim hayatımız hep böyle, hep yıkıntılarla dolu. Aga da olaydan sonra ne yapsın yani, kalbini sevgiye kapattı. Doktor, Meryem sanki Serdar abiyi... Yani her an her şey olabilir mi aralarında? Keşke olsa. Belki Serdar abiyi biraz yumuşatır. Elimizi aldık. Mezarın kuzeyindeki son ev. Harekete geçin.
tuzağa düşürecekler. Bir şeyler yapmalıyım. Kimsin? Serdar, benim Meryem. Meryem? Yerinizi buldular. Köy sarıldı. Ben de aralarındayım. Meryem, engelle tamam mı? Hemen bir şey yap. Geliyorum ben. Elimden geleni yapacağım Serdar. Zafer, sen misin gene? Doktor, ev deşifre oldu. Saldırı olacak, tamam mı? Mayayı sakla hemen. Geliyorum, tamam mı? Tamam aga. Hastayım, hasta. Kapı açık, gelin. Memur beyler, hayırdır? Polis ne zamandan beri jandarmanın bölgesine girmeye başladı, he? Sana mı soracağız lan? Bu evde bir kızın olduğu söylendi. Nerede o? Ay! Aramızda bir tane Efe varmış. Gerçekten ne zamandır da Efe görmüyordum, he? Bana bak, benden başka canlı yok burada. Ha, siz kendinizi canlıdan sayıyorsanız, size ben değil. Bu kafayla giderseniz siz de çok canlı kalmazsınız, he? Ne diyorsun lan sen? Ara şu evi. Yok. Efe. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Sen hiç beni dinlemiyor musun la? Şuna bak bana. Sizin elinizde hiç arama izni falan yok mu la? Hani savcı verir ya böyle imzalı bir londan. Ben şimdi sana gösteririm savcıyı, hakimi. Taş üstünde taş bırakmayın. Hemen tırnağına çıkın. Thank you.
lan. Gelin. Ateş edin lan. Patlama neydi? Serdar! Serdar! Serdar, ne olur bir şey söyle! Serdar! Hadi ne olur aç gözlerini lütfen! Sakın bana bunu yapma ne olur! Sakın Serdar! Serdar! Allah'ım şükürler olsun! Yaralandın mı? Bir yara var mı? İyiyim ben. Sen nasılsın? İyiyim. Meryem, burada yan yana durmayalım tamam mı? Sen buradan git. Tamam Serdar. Sen dışarıyı merak etme. Ben buradayım. Bu bir tuzakları var tamam mı? Çok dikkatli ol. Tamam Serdar. Sarın lan etrafını. Atlayın. Atlayın lan. Yürüyün. Maya nerede ha? Maya nerede? Buradayım Serdar abi. Sen burada dur. Sen burada dur. Doktor, vuruldun mu ha? Aga hiç önemli değil. Bu kol hala sağlam. Aga, çok kalabalıklar. Burada daha fazla dayanamayız. Bak sen Maya'yı al çık. Ben bu kindileri oyalarım aga. Yürüyün lan! Evi bombalayacağız lan! Sarın şurayı lan! Siz ikiniz evi arkadan dolanın lan. Koşun. Meryem. İki kişi arkadan geliyor Serdar. Tamam. Meryem, sağ ol. Oradan çıkın hemen Serdar.
Meryem, doktor dayanamaz. Yaralı. Arazide yakalanırız. Siz evi bombalayın. Çıkmanız lazım buradan. Aga. Aga sen Maya'yı alacak. Doktor. Aga yok. Bak sen daha iyi bilirsin. Bu yarayla ben arazide size ayak bağı olurum. Dayanamam. Yani benim yüzümden. Geliyorlar Serdar. Çabuk çıkın. Ben doktoru korurum. Tamam Meryem. Doktor sana emanet, tamam mı? Doktor sakın Meryem'i zor durumda bırakma, tamam mı? Yoksa kafanı kırarım senin. Sen beni düşünme. Hadi çıkın artık. Maya, hadi çıkıyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi. Doktor, sen ölüsün bozma. Ağanın emri var, ne dersen o. Zaten hadi bakayım, bildiğim alıştığım bir şey. Yüzbaşı nerede lan? Ben bunu öldürdüm. Yüzbaşı da kızla kaçtı. Yürü lan! Ya Meryem sana bir şey diyeceğim. Şu ölü taklit... Doktor? Lan kimse biri geliyor sandım ya. Böyle taklit yapmayı var hiç sevmiyorum ha. Gerçekten. Koş Maya! Koş! Abi. Maya sen koş. Burada mevzileyecek yer yok. Koş diyorum sana, koş. Git Maya git. Canımız sen gelsin lan. Yüzbaşı. Peşindeyim yüzbaşı. Kurtuluşun olmayacak lan benden. Gazlı bez, sargı bezi, tentür diyot. Ancak bunları alabildim Serdar abi. Zeller'in evini de buldular. Artık sadece sen ve ben varız. Bir sıkıntı olursa bağır, tamam mı? Tamam Serdar abi.
Sakın bağırma yoksa ölürsün. Yüzbaşı nerede? Kasabanın doğusundayım. Terk edilmiş sanayideyim. Kafasını sık, cesedini bir yere sakla. Gelip göreceğim. Tamam Şivan komutan. Albay Maya'yı korur. Hayır, koruyamaz. Sadece albayın ve Celil'in bildiği yerleri Şivan denen şerefsiz de çözdü, anladın mı? Maya şu an büyük tehlikede. Onu bırakamam. Bak, Şivan ve o kadını konuşurken gördüm. Ama sızıntının nereden geldiğini çözemedim. Serdar, Şivan geliyor. Siz gidin, çabuk. Meryem, doktorun durumu ne? Albay aldırdı onu, siz merak etmeyin. Hadi, çabuk. Hadi Serdar abi. Maya. Maya, yürü. Ya, vallahi komutanım işe bak. Gerçekten var ya, kevgire döndüm ha. Delik deşik oldum. Ya neden acaba bana sıkılan bütün kurşunlar vazifesini yapıyor? Hepsi hedefi vuruyor ya. Hepsi. Serdar'la bağlantımız koptu. Telefona telsize cevap vermiyor. Gideceği yeri sana söyledi mi doktor? Yok, söylemedi tabii. Söylemezdi. Ya sonuçta bizim en güvendiğimiz yer bizim rahmetli Zelal'in eviydi. Oraya sığındık. Yani orası kimin aklına gelir ki? Oraya saklanacağımız şeytanın bile aklına gelmez ama ne oldu, orayı da buldular. Orada da saldırdılar bak. Orayı da sadece Celil'le ben biliyorum. Kendimden bile şüphe etmeye başladım komutanım. Anladığım kadarıyla mahkemeye kadar Serdar'ı bulamayacağız. Maya'yı mahkemeye mutlaka getirecektir Serdar. Senin durumun kötü Serdar abi. Mücadele ediyor. Bir yerde okumuştum. Kurşun çıkartılmazsa bir süre sonra insanı zehirlemeye başlıyormuş. Mahkemeye kadar dayanamazsın Serdar abi. Merak etme Maya. Ben iyiyim. Yok, ben gidiyorum Serdar abi. Gel buraya.
Nereye gidiyorsun ha? Bak ayakta duracak halin yok. Bu halde beni koruyamazsın Serdar abi. Durumun kötü. Öleceksin. Benim yüzümden ölmeni istemiyorum. Ben davamdan vazgeçiyorum. Mahkemeye çıkmayacağım. Babanı, kardeşini, Yiğit'i düşün Maya. Kardeşlerim, baba, Yiğit. Seni korumaya çalışan askerler, siviller boşuna mı öldü? Sen benim için çok mücadele verdin. Sen benim abimsin. Senin ölmene razı olamam Serdar abi. Durumun kötü. Bir hastaneye gidelim. Merak etme. Bu yara beni öldürmez. Bahsediyor. Şunun bir sesini aç. Suriye'den iltica eden Maya'nın mahkemeye çıkıp terörist Şahmaran hakkında bütün bilgileri anlatması bekleniyor. İddialara göre bütün bu bilgilerin mahkemede anlatılmasını engellemek isteyen Kudüs ordusu komutanı Şahmaran, Maya'yı mahkemeye çıkmadan öldürmenin çabası için. Ancak güvenlik güçlerinin Maya'ya iyi koruduğu gelen bilgiler arasında. Civan, o kız mahkemeye çıkarsa sen öldün demek. Sana söz veriyorum Şahmaran. O Maya mahkemeye çıkmayacak. O kız mahkemeye çıkarsa seni canlı bomba yapacağım lan. Zafir? Savaşa devam edeceğim. Sana katılmaya geldim. Evine hoş geldin Zafir. Seni komutan yapıyorum. Burada birikmiş çok sorun var. Naz'a firar etti. İlçede de kafasız Şivan var. Kafası basan birine ihtiyacım var. O da sensin. Neredesin doktor? Ben senin uşağın mıyım be? İşim vardı. Mahkemeye çıkıncaya kadar o sümüklü kızı bulamazsam Şahmaran benim ipimi çekecek. Ben ne yapabilirim? He? Yüzbaşı ile Celil'in bağlantısı koptu. Celil yerini öğrenirse biz de öğreniriz. Güvenli yerleri nasıl buldukları çözüldü. Celil'de böcek var. Yine mi bu kız be? Bana bak Şivan. Bir iş var bunda. Sağlam kız doktor. Çatışmada harbiden iyi. Albayın bahsettiği ajan bu. Yok. Bu ajans da bizi yüzbaşıya götürecektir. Şimdilik onu takip edelim. Amacımıza ulaşınca gebertirsin kızı. Albay ve Celil bunu öğrenmeli.
yardım et. Neredesiniz çabuk söyle. İlçede eski pansiyondayız. Tamam. Hadi lan takip edelim şunu. Çıkarmamız lazım. Meryem. İtiraz etme. Çok kötü gözüküyor. Hadi buradan gidiyoruz hemen. Hadi. Hadi. Dikkat et. Dikkat et. Bu kız Serdar abiyi çok seviyor. Albayı aramalıyım. Meryem? Benim komutanım. Serdar'dan hala haber olur mu? Senin bir bilgin var mı? Serdar ve Maya benimle birlikte. Merak etmeyin. Sen niye onlarlasın? Senin bir görevin var mı? Serdar ağır yaralıydı. Ona yardım etmek zorunda kaldım. Durumu nasıl peki? Şimdi gayet iyi albayım. Ayrıca görevimi yaptım. Sızıntıyı buldum. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel gel. Ceketini çıkart. Anlamadım. Ceketini masanın üstüne. Ne oluyor komutanım?
gizlice yerleştirilmiş. Şimdi anlaşılıyor güvenli yerleri nasıl buldukları. Şerefsizler. Bunu kim yaptıysa parçalayacağım onu. Sana yaklaşan, dokunan birisi rahatlıkla vericiyi koymuştur üstüne. Kimse yaklaşmadı bana komutanım. Üniformamı hiç çıkarmadım. Beni o doktora göndermiştiniz. Sen benim hastamsın. Çek elini. Durumunu takip etmem gerek. Senin kontrollerini yapmak zorundayım. Doktor Deniz. O üçkağıtçı doktorun işi bu. Komutanım, izin verin. Bunun ispatı zor Cemil. Ama senin nereden dinlediklerini biliyorum. Oraya git. Belki suçüstü yakalarsınız. Doktor Deniz, acil. Kahretsin ya. Sen başıma bela mısın Beşivan? O ajan kız yüzbaşı ile Maya'yı sınırda bir kulübeye getirdi. Bütün adamları buraya göndermeni istiyorum doktor. O ajan burayı öğrendi. Benim başım belaya girecek. Burayı imha edeceğim. Beni bir daha arama. Tamam, adamları göndereceğim sana. Maya'yı öldürmek için son fırsatın bu. Tamam doktor, sen acele et. Size de mezar olacak. Başka yolu yok. Başım sıkıştığı zaman burayı kullanırım. Ailen yok mu senin Meryem? Ailem yok Maya, sağ ol. Sen çok iyi birisin. Çok sevdim seni Meryem. Ben de seni sevdim Maya. Sen Serdar abiyi çok mu seviyorsun Meryem? Doktor dedikodu yapmış. Doktor söylemeseydi de gözlerinden anlardım. Serdar abiye sevgiyle bağlısın. Evet. Seviyorum. Serdar abi biliyor mu bunu? Kalbim böyle gönül maceralarına kapalı. Her insanın ölümüyle ben de ölüyorum. Bırak da seni severken öleyim o zaman Serdar. Senin tarafından sevilirken öleyim. Benim buna hakkım yok. Beni hayatına almasını çok istedim. Ama sevgime karşılık vermedi. Serdar sadece görevine sevdalı. Onun yüreğinde bir kadının sevgisine yer yok. Yanlış düşünüyorsun Meryem. Biliyorsun Serdar abi bir kere evlenmiş. Doktor bana da anlattı her şeyi. Karısı öldükten sonra Serdar abi yüreğini sevgiye kapatmış. Doktora göre buz tutmuş yüreği. Mücadele et Meryem. O buzları eritebilirsin. Ben Serdar abinin seninle evlenmesini çok istiyorum.
Serdar? Doktor da az dedikoducu değilmiş ha. Serdar! Çok kalabalıklar. Serdar hadi. Arkadan çıkalım hemen hadi. Ben bu halimle sizi yavaşlatırım. O halde geldiklerine pişman ederiz onları. Meryem. Sen Maya'yı buradan çıkart, tamam mı? İtiraz yok, tamam mı? Şahmaran'ı indirmek istiyorsak Maya mahkemeye çıkmalı. Maya'yı buradan al ve git. Serdar abi. Sen karışma Maya. Serdar yaralısın. Seni tek başına öldürürler burada. Meryem, Maya'yı buradan çıkart, tamam mı? Mahkemeye çıkıncaya kadar Maya sana emanet. Serdar intihar bu, izin veremem. Bu bir emirdir. Serdar abi. Babanın, kardeşinin, yiğidin kanı yerde kalmamalı, anladın mı? Hadi, siz çıkın, hadi. Maya, Meryem çıkın. Hadi Maya, koş!